Sevgili izleyenler, Söz Milleti programında bugün vatandaşlarımıza hem yerel seçimleri soracağız hem de İslam fıkıhı üzerinde konuşacağız. Vatandaşlarımız şu anda İslam hakkında neler düşünüyor? İnsanlar yeterince Müslümanlığını yaşayabiliyor mu? Bu soruları vatandaşlarımıza soracağız. Çok güzel cevaplar alacağıma eminim. Güzel cevaplar almasak bile biz izlerken bir ders çıkartacağımızda eminim hep birlikte. Söz Milleti programı burada başlıyor. Bakalım cevaplar ne şekilde olur. Merhabalar. Merhabalar. Memleket neresi? Bolu'yum. Bolu neresinden? Dört Divan. Mengen'i biliyorsun. Biliyorum. Bir tane daha vardı Mengen'in hemen yanında. Hatta orada. Mudurnu, Kıbrısçık. Başka? Bize uzak. Gerede. Gerede Dört Divan'ın yanında. Dört Divan'ın yanında. Benim annem Geredeli, babam Dört Divanlı. Geçen sene Mengen'deydim. Ne yapıyordum? Bir canlı müzik kafede yapmamız gerekiyordu. Tabii benim annem babam da izin vermeyecek bana. Bolu'ya gideceğim. Ben de dedim ki hani Ümraniye'deyim. Babama Üsküdar'dayım demiştim. Babam burada mı bu arada? Şu anda değil. Ve Bolu'ya gitmiştik. Orada canlı müziğe. Çok güzel. Gerede mi? Mengen'e. Mengen'e. Mengen de çok uzak sayılmaz. Zonguldak'a biraz daha yakın. Bize biraz daha ters oluyor. Ama yıllardır buradayız. Doğma büyüme İstanbul Maltepe'liyim. Maltepe? Evet. Peki Maltepe'de nerede oturuyorsun aslında? Onu soracağım. Zümrütevler Mahallesi. Zümrütevler. Sahil bölgesine aslında yarım saat uzaklığın yok. Evet yok. Zümrütevler Mahallesi bildiğim kadarıyla İstanbul'un en büyük 3, Türkiye'nin en büyük 5. mahallesi. Yaklaşık 100 bin nüfusa sahip olan bir mahalle. Neredeyse Türkiye'nin İstanbul'u. Zümrütevlilere selam olsun. Mahalle olarak büyüğüz. Buradan mahalle muhtarımız Serkan Aslan Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Göreve geldiği günden beri mahalle için dinamik, genç bir muhtar oldu. Yeni dönemde de kendisine başarılar diliyorum. O kadar. O kadar. Mahalle peki Maltepe'de düzenlenmesi gereken ne var? Onu soralım. Evet. Şimdi başlıyoruz. Bismillah diyoruz, başlıyoruz. Evet. Evet, yani şu son iki dönemdir bildiğim kadarıyla CHP belediye olarak şu anki belediye başkanı, mevcut belediye başkanı benim hani hizmet olarak belki siyasi olarak düşünmediğim biri olabilir. Ama hizmet olarak daha önceleri AK Parti kaybettikten sonra CHP hiçbir daha AK Parti'ye vermedi Maltepe'yi. Hizmet olarak Maltepe'yi CHP biraz daha AK Parti'ye göre iyi yönettiğini söyleyebilirim. Ama bu yerel olarak tabii belediyede. Bizim belediyeden ve devletimizden, büyükşehirden veya beklediğimiz tek şey belediye olarak yerel hizmetler. Devlet olarak ise tevhidin, Allah'ın kanunlarının esasının alınması. Tabii şu anki duruma göre ne kadar hareket edebiliyorlar. Ben şimdi dışarıdan bir gözlemci olarak söylüyorum ama bizim şunu söylememiz aşikar ki tevhidin esasları, Kur'an'ın hakim olması ve şu an belki rahatça ibadet edebiliyoruz. Bu camiye gelip şimdi namaz kılacağız ama sadece böyle olmuyor. O zaman şunu da soracağım. Aslında çok güzel bir yere değindin. Şunu soracağım. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. %99'u Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz. Peki Müslümanlığı ne kadar yaşayabiliyoruz? Yaşayamıyoruz. Halkta ve devletin yönlendirmesi bu yönde bizi hiçbir şey engellemiyor. Daha doğrusu teşvik, namaz da olsun. Daha önce dönemlerde şu oldu aslında. Engelleme vardı. Evet. Dini yönelik ezanın Türkçe okunması, askerlerin ailelerinin işte belli usullerden geçmesi ve askeriyede Tanrımıza hamdolsun gibi sözlerin söyletilmesi. Aslında bunlar vardı, bir zorlama vardı. Dine değil de dinsizliğe yönelik. Şimdi aslında bu zorlamalar da kalktı. Neden yaşayamıyor? Evet, şöyle söyleyeyim. Daha önceki dönemde, CHP döneminde veya farklı partilerin koalisyon olduğu zamanlarda bile bu sıkıntılar olduğu zaman daha samimi Müslümanlar daha zorluklar altında ibadetlerini gerçekleştirebiliyorlardı. Şu an hiçbir engelleme yok. Daha da önümüz açık. İbadetlerimizi, sosyal yaşantımızı, Müslümanın sosyal dünyadaki yaşamı çok daha rahat. Ama ortada samimiyet yok. 28 Şubat zamanında Müslüman kardeşlerimiz, Müslüman hanım ablalarımız, annelerimiz çok zor zamanlarda başörtülerini takabiliyorlarmış. Ama şu an herhangi bir başörtü zulmü yok veya bir giyim tarzında bir engellememiz yok. Ama dışarıya baktığımızda
yani o zaman mı başörtüsümüz zulüm çekiyordu? Yoksa insanlarımız zaman o zaman mı çekiyordu? Şu an bakıyoruz. Acaba bence şu an başörtüsü zulüm çekiyor. Erkekler açısından da böyle. Sadece kadının tesettürü değil, erkeğin de bu şekilde. Gün geçtikçe biz sekülerleştikçe işte batılılaşmaya. Batılılaştıkça daha da rahatlaştıkça bu dini değerlerimizi kaybediyoruz. Devletimizin de teşviğiyle, daha samimi gayretleriyle bunların daha rahat aşılabileceğini, insanlarımızın daha güzel şekilde yönlendirilebileceğini inanıyorum. Memlekete gidiyor musunuz? Evet. İstanbul mu, Giresun mu? Giresun. Neden? Memleketin toprak yani. Memleketin toprak. Orası ayrı bir vatan. Peki son olarak yerel seçimler yaklaştı. Nasıl bir Türkiye bekliyorsunuz seçimden sonra? Seçimden sonra aynen devam. Devam diyorsunuz. Yolumuz. Peki neden? Her şey için. Bundan şu andakinden daha iyi bir şey olmaz ki. Öbürüne bıraksak zaten Türkiye'nin kaç tane ayrılacağı belli olmaz. Onun için aynen devam. Peki Cumhur İttifakı'nı destekliyorsunuz. Destekliyorum. Yani. Bunu anlıyorum. Millet İttifakı hakkında ne düşünüyorsunuz? Millet, onlar hep curcuna ya. Onlar da bir çıkmaz ki. Yazıyorum alta böyle. Millet İttifakı curcuna. Tabii aynen. Aynen. Diyorsunuz. Evet. Neden? Nedeni yok yani, görünen köy kılavuzu istemez. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kadıköy'de ve belirli ilçelerde PKK sempatizanı olan başkan adayları çıkarttı, duydunuz mu? Zaten biz onun için diyoruz, hepsi curcuna işte. Başka bir alternatifi yok ki bunlara. Neden böyle bir şey yaptı sizce Cumhuriyet Halk Partisi? Ya şu anda onu tam dibine inmeye gerek yok. Yani yıkmak için, Türkiye'yi bozmak için her türlü... mücadeleye baş kuruyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP arasında bir yakınlaşma olduğunu düşünüyor musunuz? Evet, düşünüyorum. Tam mutabakat halindeler zaten. Peki son olarak şunu da soracağım, çok tuttum. HDP daha önce, hatta geçen hafta bir ilde toplandı, seçimi kutladı, seçim kampanyasını kutladı ve bu sırada PKK marşları, aynı zamanda şarkıları söylenmeye başladı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sloganlar da o yönde atıldı. Zaten hendek kazma başladıktan sonra bunların her türlüsü beraber oldular hepsi. Şu anda Fethullah'la beraberler zaten. Anlatmaya gerek yok, millet HDP biliyor. HDP'de, İYİ Parti'de, CHP'de şu bir aradı zaten. Pekala, çok sağ olun. Hayırlı günler efendim. Allah kabul etsin inşallah. Akit TV. İstanbul'da ne çok güzel ve ne çok düzenlenmesi gerekiyor. Ya İstanbul'da şu anda taşıma oranı, taşıma falan çok güzel. Yani bir toplu taşımada bir sıkıntı yok. Güzel. İşte bekliyoruz seçimlere nasipse. Evet sevgili izleyenler, Üsküdar'dayız. Aslında ülke gündeminin ve birçok şeylerin konuşulduğu yerde, ana yerinde, kahvelerin önündeyiz. Kıraathanelerin daha doğrusu. Hemen burada bir vatandaşımız var, soralım. Merhabalar efendim. Merhaba, kolay. İsminiz nedir, memleket neresi? Muammer, Nevşehirliyim. Muhammed Bey, Nevşehirlisiniz. Nevşehir'den mi geliyorsunuz, orada mı yaşadınız? Ne yaptınız? Burada yaşıyorum. Burada yaşıyorsunuz. Seçim yaklaştı. Ne düşünüyorsunuz yerel seçimden sonra? Türkiye nasıl olmalı? Türkiye bence ekonomik olarak daha iyi olmalı. Hakikaten kazansın. Şu anda İstanbul'un, yerel seçim olduğu için İstanbul'dayız. İstanbul'un en büyük sıkıntısı ne? Soralım. En büyük sıkıntısı bana göre ulaşım. Ulaşım? Evet. Ulaşım mı? Yani toplu ulaşım yoksa sivil trafik mi? Sivil trafik. Var mı aracınız? Var. Yaşadığınız en büyük sorun neydi? Yaşadığım en büyük sorun saatlerce trafikte kalmak. Sizin var mı aracınız? Var yerim. Sıkıntı yaşıyor musunuz? Her gün. Her gün. Tabii. Başınıza gelen garip bir olay var mı trafikte? Yok. Çok, her gün biz dolmuşçuyuz, her gün olaylar oluyor. Mesela yayalar değil de sürücüler araba kullanırken neye dikkat etmeli? Şikayetçi olduğunuz. En fazla telefonla konuşmamı ya. Telefonla konuşuyorlar. Evet. Aslında telefon trafik kazalarını 4 kat arttırıyor sevgili izleyenler. Buradan herkese de aynı zamanda bir kamu spotu olmuş gibi oldu ama merhabalar efendim. Merhabalar. Var mı araç? Var. Aracı kaç yıldır kullanıyorsunuz? 10 yıldır kullanıyorum. 10 yıldır. Trafikte yaşadığınız en garip olay neydi? En garip olay kulaklığı takıp yürümek. Yayalarda sıkıntı vardı. Aynen. Aracı duymuyorlar, kornaya basıyorsunuz. Aynen öyle. Özellikle ben buradan bir şey söylemek istiyorum. Strese giriyoruz.
Ben de trafikteyken arkamda ambulans var, sola geçmem lazım doğal olarak. Fakat solumdaki araç, ona sesleniyorum buradan, acaba duyacak mı beni? Telefonla uğraştığı için ne beni ne de ambulansı duyuyordu. Duymuyor zaten, şeyden çıkıyor yani, dünyadan başka bir dünyaya geçiyor. Peki isim neydi? Soralım hemen. Halil. Ali Bey, yerel seçim yaklaştı. Yerel seçimden beklentileriniz nelerdir? Nasıl bir Türkiye bekliyorsunuz? Siyasete girmeyelim başkan. Girmeyelim. İstemiyor musunuz? Spor mu? Aynen. Hangi takım? Fener. Fenerbahçe ne olacak? Fenerbahçe'nin hali soralım. Hali perişan. Neden? Gidişat iyi değil yani. Şimdi yeni transferler var ama. İnşallah, gözlüyoruz, bekliyoruz. Şey yarayacak diyor musunuz? Aynen. Pekala, çok teşekkür ederiz efendim. Eyvallah. Hayırlı günler. Hayırlı. Eyvallah. Şimdi sevgili izleyenler, adın neydi? Uğur. Uğur'la konuştuk. Uğur dedi ki aslında geçmişte dinde bir zorlama vardı. Yani dine yönelik değil de tam tersine. Şu anda da hiçbir zorlama yok. Herkes dinini yaşayabilir ama yaşamıyor. Daha da uzaklaşmış durumda sanki. Siz aynı şeyi düşünüyor musunuz? Yani uzaklaşma var. Biz artık hani şeyimizi bıraktık. Kendi inançlarımızı, her şeyi bıraktık. Neden? Bir Müslüman, şu an soruyorum, sallıyorum. Şuradan geçen bir adamı çevirdik. Alkol alıyor mu? Alıyor. Ivır zıvır işler yapıyor mu? Tamam. Yapıyor. Ondan sonra tüm bizim yasak olan günahları işliyor mu? İşliyor. Hristiyana dönelim. Alkol alıyor mu? Alıyor. Ivır zıvır işleri hallediyor mu? Hallediyor. Yani tüm onlar da bizim inancımıza göre yasak olan her şeyi hallediyor ama hani biz inancımız gereği haram olduğunu bildiğimiz şeyleri bile bile yapıyoruz. Hemen burada durdum. Sen ne düşünüyorsun? Kesinlikle abime katılıyorum. Yani şu mu? Eğer bir mesela... Hamdolsun, elhamdülillah Müslümanız ama eğer bir Hristiyan olsaydık, Müslümanlığı gördüğümüz zaman, Müslümanları gördüğümüz zaman, yani Müslümanlığı tercih etmez miydik? Şu an o durumda mıyız? Şöyle söyleyeyim, zaten bununla alakalı çok espri, fıkralar anlatılıyor. Onlar da aynı bizim gibi yaşadığı için onların da bir Müslümandan bir farkları yok yani. Hani bizim dinimize girerken... Farkları yok derken şu şekil şimdi, Yusuf İslam'ın bir sözü var. Ben eğer Kur'an'dan önce Müslümanları görseydim, Müslüman olmazdım. Evet. Yani ama Yusuf İslam Kur'an'la Müslüman oldu. Yani tamam, hani sonradan Müslüman olanlar... Şu an durum ne? Şu an durum mu? Affedersin, alkol de alıyor, zinasını da yapıyor vesaire, her şeyini de yapıyor. Kur'an'dan değil de neyden Müslüman? Yani Kur'an'ı takip etmesi lazım Müslüman'ın. Evet. Peygamberimizin sünnetinden gitmemiz lazım. Burada hemfikiriz. Şu an Müslümanlar ne yapıyor, bakmıyor mu? Ya hani ne fark... Duvar kitabı olarak mı kullanıyoruz? Ölü kitabı olarak mı kullanıyoruz Kur'an-ı Kerim? Aynen öyle, aynen öyle ya. Kur'an evde asılmış, yüzüne bakan yok. Önceden hani benim babam imam, biz okurduk yani. Hani şuraya gittiğin zaman, buraya gittiğin zaman, hadi oğlum açın bir kitap okuyun. Oğlum hadi işte bugün nenenin ruhuna, dedenin ruhuna bir Yasin okuyun derdi. Şu an Yasin'i okuma şekli, tak YouTube'a, tak kulaklığı, Yasin'i dinle. Kur'an'ın önünü açmış, hani sanki anlıyor gibi, hani yazıları şey yapmasa dahi, hani bilmese dahi sanki anlıyormuş gibi sayfa da çeviriyor. YouTube üzerinden Yasin okuyoruz artık. Yani. Peki ne yapmamız lazım? Sana soracağım, sonra sen cevap verirsin. Ülkecek böyle bir frekanslarına dönmek vardır ya, hani bir cihazı frekanslarına geri döndürmek, bir fabrika ayarlarına geri... Biz bunu nasıl yapacağız? Önce sana gelelim. Biz bunları tevhid üzere yapacağız. Kur'an'ı, İslam'ı anlatırken tek vücut olacağız. Hem ülke olarak, hem İslami grup, cemaat, topluluk vesaire. Bunlarla beraber hep bir yek vücut olacağız. Kur'an inkarcılarına, hadis inkarcılarına karşı tek bir vücut halinde olacağız. Yani Müslüman olup da inkar edenler mi? Evet. Münafıklar. Müslüman olup yani usulüne göre, ilmine göre, ilahiyat ilminde de öyle, hadis ilminde. Onlara daha uyanık olacağız. İlmimizi, İslam'ı daha öğrenip, daha iyi öğrenip onlara karşı uyanık olacağız ve biz kendi içimizde ayrışma olmayacak. Peki o zaman sana soralım, nasıl, bu arada isminiz nedir? Fatih. Fatih, hiç sormadım ismini. Nasıl ülkecek gerçekten ahlakımızla, ahengimizle, ilhamımızla nasıl yaşayacağız? Nasıl yaşayacağız, ben size söyleyeyim. Bir musibet bin nasihattan iyidir. Başımıza bir musibet gelmedikten sonra, başımıza gökten taş yağmadıktan sonra bizimkileri hiçbir şekilde yönlendiremezsin. Hani ya bu haram ama nasıl olsa yapıyoruz diyenlerin başına bir musibet gelmedikten sonra, hani şöyle aklını başını toplayacak bir olay gelmedikten sonra biz bu şekilde yaşamaya devam. Ama bir musibet yaşadıktan sonra hani etrafında olan olayları gördüğün zaman, o olaylar silsilesini izlediğin zaman, yaratıcının
hani varlığını hissettiği zaman tekrar özüne dönecek. Şu an Müslüman mısın? Müslümanım. Peki daha demin ben Müslüman değilim dedim. İlk geldiğimde. Öyle demedim, hayır. Şimdi ben dedim ki biz Müslümanlar dedim. İçkimizi de içiyoruz, kumarı da oynuyoruz, zina da yapıyoruz vesaire. Hiçbir Hristiyan'dan farkımız yok dedim. Yani şu an farkımız var mı? Yine yok. Beş vakit namazımızı kılıyor muyuz? Peki bunun nedeni aslında hani yine aynı yere çıkıyorum ama batılılaşma özentisi mi? Biz aslında kurduz ama baykuş yürüyüşü yapmaya çalışırken kendi yürüyüşümüzü de mi unutuyoruz? Aynen öyle. Yani şu şekilde söyleyeyim. Yurt dışından gelen turistler bizim buradaki bayanlardan daha edepli giyiniyorlar. Yani bunu az çok dışarıdan bakan insanlar gözlemleyebilir. Kapalılarda bir fark var mı? Artık bir hani dini olarak değil de görünüm bir olarak. Görünüm olarak. Yani bir simgesel olarak demeyelim de hani. Yani eskiden sonuç olarak ayet var, örtününüz ve bunu söylemekte hiçbir şey sakınca görmüyorum. Dinimiz örtünmeyi emrediyor. Evet. Eski Türkiye'de eski insanlarımız, büyüklerimiz nasıl kapanırdı? Şimdiki gençler nasıl kapalı? Ya bir bunu eleştirmek için söylemiyorum. Sadece iki tane koyuyorum. Eski dönem, yeni dönem. Eski dönem şöyle elimde... Din değişmiyor. Din değişmiyor. Din yine aynı. Ben size eskiden şu şekil örnek vereceğim. Annelerimiz şu şekil örtüsü buraya gelecek şekilde örtünürdü. Şimdi değişik değişik deve topuzu bilmem ne bağlama şekilleri de değişti. Hani modaya uyduruyorlar. Tamam. Şimdi eskiden annelerimiz, kız kardeşlerimiz hani şu an bizim halalarımız, teyzelerimiz oluyor. Onlar örtünürken süslenmek babında örtünmüyorlardı. Bizimkiler süslenmek babında örtünüyorlar şu anda. Yani yakıştığını mı düşünüyorsun? Ya yakıştığını düşünmek değil de şöyle söyleyeyim size. Makyajla örtünmeye çalışıyorlar. Yani eşarbı takıyorum ama bunu bir makyajla da kendimi güzelleştirip de öyle dışarı çıkayım. Hani insanlar bana baksın. Önceki mantık da şuydu. Ben tesettürümü takayım, kimse beni yadırgamasın. Peki sana soralım. Bu soru senin için de geçerli. Sen ne düşünüyorsun bu kapalılık diyeyim ben. Örtünme diyeyim. Tamamdır, görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Eskiden yani bunu... şimdiki dönem nasıl? Bunun çok dile getirilmemesi, dillendirilmemesi gerekiyor. Kur'an'da tesettürün erkeğin de kadının da birbirine benzememesi, kadının ve erkeğin ne giymesi açıklanıyor. Bunu günümüz şartlarına göre içtihatla, fıkıhla, icmayla nasıl giyineceğini alimlerimiz tevil edebilirler. Peki şu anki gençlerden bahsediyor. Şu anki gençler yani İslam'a uygun olanları da Üsküdar'a geliyoruz mesela. Çok güzel erkeğin de hanımın da giyinişi güzel. Genelleme yapmak kesinlikle yanlış. Ama bu bölgesel bir şey. Şöyle de bir şey var. Yani gittikçe daha da yozlaşıyoruz. Daha da bu giyimin, tesettürün değişeceği aşikar. Biz Kur'an'a hizmet edersek, Kur'an'a hadim olursak bunların hepsi değişir diye düşünüyorum. Şu anki durum değişir. Peki şöyle bir şey düşünüyorum. Kur'an bir, Allah bir. Peygamberlerin hepsi, evet, hep bizim. Biz Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın yolundan gideceğiz. Doğru mu? Doğru. O da bir. Şimdi baktığımız zaman değişmeyen şeyler var. Biz neden değişiyoruz? Yozlaşıyoruz dedin. Neden yozlaşıyoruz? Giyim değişiyor, konuşma şekilleri değişiyor. Eskiden kardeşim vardı, şimdi kanka var. Eskiden nasılsın vardı, şimdi NBR var. Yani aslında bazı güzel şeyleri kaybediyoruz. Neden? Bunlar kültür farklılıkları. Zaman geçtikçe dilimize sokulan, kültürümüze giren, birbirimizden farklı kültürlerden etkilendiğimiz şeyler var. Şu an bunun en büyük temsilcisi gençler arasında sosyal medya. Sosyal medyanın doğru kullanımı diye bir şey de kaldığını zannetmiyorum. Artık muhafazakar veya değil, solcu veya sağcı, kim olursa olsun artık sosyal medyanın çok doğru kullanıldığının zamanı olmadığını anlıyoruz. Tabii bunun yanında sosyal medyada artık yaşanan güncel olayların, sesi duyulmayan insanların da duyulduğunu görüyoruz. Bu yandan güzel bir şey.
Ama biz bunun daha çok kötü yanlarını kullanıyoruz. Bunun nasıl düzeleceği de zor. Çünkü artık uluslararası bir şey. Gençlerimiz yeni oyunlar çıkıyor. Bir oyun var. Gençlerimiz artık onu oynuyor mesela. Yani iyice aslında biz batılılaşmayacağız. Biz bu kültürün, biz bu insanların özetiyiz diyoruz. Biz atalarımızın diyoruz. Atalarımızdan geliyoruz diyoruz. İstanbul'u fethettik diyoruz. Peygamber Efendimizin müjdelediği bir insanın ceddinden geliyoruz diyoruz. Şu anda da o şehirdeyiz. Ve izliyorsunuz ya da. Ve yozlaşıyoruz dedi. Yozlaşıyoruz dedin. İnşallah değişmeyiz. Biz Kur'an bir, Allah bir. Biz de değişmeden aynı şekilde onun yolundan bütün izleyenler, bütün insanlar, bütün bu topraklarda yaşayan Müslümanlar hep birlikte inşallah değişmeden devam ederiz diyoruz. Sünnetin yolundan gitmeyi, ayetleri okumayı inşallah Allah hepimize nasip eder diyoruz. Son bir şey söyleyelim. Son bir şey söyleyelim. Oradan da yayını kapatalım. Sevgili izleyenlerimize de el sallayacağız. Son olarak bu kadar konuştum, zamanınızı aldım. Konuşmalarımda anlattıklarım da helal olsun. Anlattıklarımda sürçün lisan ettiysem, yanlış kelime kullandıysam dinleyenlerimizin, izleyenlerimizin ve en önemlisi de yanlış bir şey din adına konuştuysam Allah'a sığınırım. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Aslında sürçülisan ettiysem dedin. İzleyenlerimiz pek şey yapmıyor. Hani ben genelde bazen kelimeleri birbirine karıştırırım. Strateji diyordum geçen. İzledim tekrardan stratejik bir şey demişim orada. Olabilir yani. Evet. Olabilir. İzleyenlerimiz sağ olsun, onlar da anlayışlı. Ben de teşekkür ediyorum buradan. Hep birlikte Söz Milletin programı hafta içi her gün 12.30'da ve 18.30'da. Ben Mert Armağan, Akit Haber ekranında bizi izleyebilirsiniz. Biz buradayız. Sizler de sorularınızı da sorabilirsiniz. Söz Milleti'nde sorum ekranda var. Şu anda görüyorsunuz. Söz Milleti'nde sorum etiketine duygu ve düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Çocuklarla birlikte sağlayalım mı?